Bugün bizim araçlarda en büyük sorunlarımızdan biri airbag ile ilgili olan şu görmüş olduğunuz soket. Bu soket biraz farklı bir soket. Yani fiş çektiğinizde de devre birbirini tamamlıyor veya içeride gördüğünüz üzere lehimler çok yakın birbirine. Bu zaten açılıyor. Şu an ben bunu sabitlemiştim. Bu açılıyor. İçeride zaten çok birbirine yakın yapmışlar. Ve siz direksiyonu vurduğunuzda veya yukarı aşağı konumunu ayarladığınızda burada en ufak bir sarsıntı lehimlerin birbirine değmesine sebebiyet oluyor ve airbag arızası veriyor. Ben bunu 2-3 defa tamir etmiştim. Lakin artık baş edemedim. Soketi iptal ediyorum. Şu airbag'in soketi iptal ettim. Şimdi bunu düz bağlayacağım. Şöyle bir sökülür takılır yine jack kullanacağım. Eğer ki yarın bir gün tekrar direksiyonla işim olursa en azından ayırması kolay olur. Şu ikisi de kornanın. Bunları şeye lehimleyeceğim. Yiyi yuvasına. Buradan şimdi şöyle ufak bir test yapalım. Çalışıp çalışmadığına. Evet. Evet, bu çalışıyor. Şimdi deneyelim. Evet, bu da çalışıyor. Şimdi kısa devre var mı diye bir de kısa devre testi yapalım. Evet, kısa devremiz yok. Takmaya hazır. Şimdi araca takacağız. Bu görmüş olduğunuz kablo da zaten internetin kablosu. Bu da bakır uçlu. Daha önce ben içerideki film şeride lehimlemiştim. Bu 4 tanesini. Diğer tamir videomda o daha detaylı anlatmıştım orada. Şimdilik böyle düz bağlayacağız bunu. Ve artık soketle ilgili sıkıntımız kalmayacak. Şimdi montaj aşamasına geçelim. Cemberin yerine taktık. 3 tane vidası var. Oturtturduk. Şu arada bakır kornanın bacakları var. Oraya kabloyu doladım. Şimdi şuradan da bir test yapayım. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Evet. Çalışıyor. Bu kadar. Şimdi airbag'i test edeceğiz. Airbag'i de soketli yapacaktım ama vazgeçtim. Şimdi düz yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi airbag'imizi de bağladık. Bunun da testini yapacağız. Burada bir direnç görmemiz lazım. Evet. Gördüğünüz üzere 1986 85-86 direncimiz var. Bu da bize bir referans olsun. Avometrede dirençten ölçüyoruz. Normalde ötmesi lazım. Ama burada bu dirençte olduğu için evet şu an 1896 oldu. 96, 95. Evet bu şekilde olursa da normal diyeceğiz. Şimdi airbag'imizi takıp arızamızı sileceğiz. Airbag'imizi tamir ettik. Şimdi malum bizim araçta airbag ışığı yandığı zaman tamiratı yapsanız dahi cihaz ile silmedikten sonra bu uyarı geçmez. Şimdi onu sileceğiz. Araca bağlanıyoruz. Evet. Görüldüğü üzere airbag arızası veriyor. Arızalara geliyoruz. Evet. Gördüğünüz üzere şurada. Şurada da değerler düşük düşük. Besleme voltajı falan filan. Şimdi bunları siliyoruz. Evet. Şu an hatamız gitti. Şöyle tekrar arızalara bakıyoruz. Evet, arızamız yok. Evet, şunlar neymiş bir bakalım. Kapalı, evet, akü gerilimi normal.
Evet arkadaşlar, biz bu sorunu çözdük. Siz de bu problemli olan bu airbag fişeğinden kurtulmak istiyorsanız düz bağlayın. Airbag fişeğinde hem airbag'in hem de kornanın var. Şimdi şurayı tam bağlamadım ama bakalım. Evet, kornamız da çalışıyor. Tekrar kontağı kapattım. Tekrar açtım. Evet, görüldüğü üzere airbag ışığı kapandı. Biz bu dertten kurtulduk. Umarım sizler de bu sorunu yaşamazsınız. Veya böyle bizim gibi kolay yoldan bu işi çözersiniz. Diyeceklerim bu kadar. Kanalıma beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. Esen kalın. Kalın sağlıcakla.